1,5 ay içerisinde çektiği sıkıntılar burada. Buna hangi irade dayanabilir? Denetlemeye devam ediyor. Onları şimdi detayına girmek çelik bir irade. Aslında yani burada söylememiz lazım. Atatürk hayatını millete feda eden bir insan. Lider. Şunu da sormak isterim efendim. En çok konuşulan konulardandır. Atatürk tabii bir tarafıyla yalnız bir insan. Ama bir tarafıyla aslında istişarelerde bulunan bir insan. En yakın kurmaylarıyla evet. konuşan. Evet. Lider çünkü iyi adam seçer. Yakındakileri evet. iyi tanır. Ve mesela Çankaya sofraları diyebiliriz. Ve orada aslında memleket meselelerini konuşur. Evet. Alkol alır. Aslında alkolle tanışıklığı ta askeri okul günlerinden gelir. Bu da çok konuşulan bir özelliğidir. Yer yer zaaf olarak da tanımlanır. Hı hı. Bunun için nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Atatürk ve alkol desem. Şimdi tabii Çankaya'daki yemeklerden hareket ederek geçtiniz. Şimdi Atatürk tabii şöyle söyleyelim. Esasında Hasan Rıza Soyak genel sekreteridir son. Onun hatıratında der ki tütün ve kahveye çok tutkun. Evet. Evet maalesef. Keşke olmasaydı. Günde 10-15 kahve içiyor. Sigara çok fazla. 40-50 Soyak'ın ifadesine göre. İçki olayı gündüzleri kesinlikle içtiğine şahit olmadı. Hı hı. Diyor. Hatta diyor mesai esnasında içki vesaire onlara çok isyan ederdi. Hı hı. Ama geceliğin yemekle beraber bir içki içiyor evet. Hı hı. Ama yine Soyak'a göre der ki hiçbir zaman yemekteki şeyi kontrolü, yemekteki şeyi kaçırmayacak da az içerdi diyor. Yani kesinlikle ve yemekle beraber içerdi. Hı hı. Ama içki olayı var evet doğru. Bir gün hatta diyor ki sabahleyin kalktı başım ağrıyor bugün. Hı hı. Soyak demiş. Çocuk diyor esasında hı hı. öyle tavırlı falan. Ben de tam fırsatını buldum bu içki konusunda bir değinim. Ah dedim diyor ve diyor ki ya Sayın Paşam Cumhurbaşkanım bu içki olayını keşke şey yapsanız biraz içmeseniz. Cevabı çok ilginç. Diyor ki ya haklısın diyor. Bunları ben de bilmez değilim. Fakat ne yapayım ki içkime içmeye mecburum. Yalnızlıkla mı ilgili? Hayır. Bu daha değişik bir olay. İçmeye mecburum. Kafam çok ama beni müstarip edecek kadar çok ve hızlı çalışıyor. Zihni hızlı çalışıyor. Yine dehaların yaşadığı evet. meseleler. Vakit vakit onu uyuşturup biraz dinlendirmek ihtiyacı duyuyorum. Hı hı. İçmediğim zaman uyuyamıyorum. Kafası neyle meşgul? 24 saat, 365 gün memleket konuları. Yani Atatürk içkiyi aslında bir ilaç olarak görüyor. Zihnini dinlendiren. Yani Atatürk tabii doğru anlamamış. Keşke bu ilaçlar falan bu keşke olsaydı, olsa keşke şey yapsaydı ama ondan sonra Hasan Rıza Soya doğru söylüyorsun çocuk azaltmaya çalışacağım diyor. Kitabınızda yer yer onun azaltmaya yalnızlığıyla da bağlantılı var. Kuruyorsunuz bu meseleyi. Şimdi yemek